Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum tekrar. Bilim tarihi sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün her gün size sunduğum açılış metnini Ayşe Işık sunacak. Peki kimdir Ayşe Işık? Sevgili Ayşe 5 yaşında buğday makinesine bir avuç buğday atmak isterken kaza geçirir ve iki kolunu kaybeder. Fakat bu talihsiz kaza onun hayatta yapmak istediklerine engel olmaz. Ve iki ayağı ile çizdiği resimlerle 31 adet resim sergisi açar ve birçok da ödül kazanır. Tekvando'da dünya ikinciliği sahibidir. Amacı başardıkları ile en büyük engelin sevgisizlik olduğunu duyurmak ve yaptıkları ile aslında hepimize örnek olmak. Bu yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Son dakikada olsa teklifimi kabul etti ve programın açılış sunumunu Ayşe Işık bizlere yapacak. Buyurun Ayşe Hanım, sizi dinliyoruz. Merhaba. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İslam Bilim Tarihi Vakfı işbirliğiyle düzenlemiş olduğumuz Bilim Tarihi Sohbetleri 10. programımıza hoş geldiniz. Sohbetlerimiz Sayın Hocalarımız Mustafa Kaçar ve Musa Duman danışmanlığında gerçekleşmektedir. Bilim Tarihi Sohbetleri 10. programımızın konuğu sevgili Doktor Harun Küçük konuğumuz bilim tarihi derslerinde de altını sıklıkla çizdiğimiz sosyolojik bilim tarihi yazımı sürecinde önemli katkısı olan bilim tarihi yazımında materyalizm olacak. Birazdan sözü sohbetin sahibine teslim edeceğiz ve bu süreci kendisinden dinleyeceğiz. Bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü. Bu konuda ne yapıyoruz? Bir saniye. Birbirimize hayatı kolaylaştırabiliyor muyuz? Bütünlük oluşturup birbirimizin hayatlarına değebiliyor muyuz? Ve akademi bu çabaların neresinde? Kendimizi bu bağlamda değerlendirme günümüz. Sizlerden bugün tanımlayan engelli ifadesi için yorum kısmına alternatif öneriler bekliyoruz. Programımızın vazgeçilmez teknik asistanı Ahmet Akif Gültepe'ye katkıları için teşekkür ediyorum. Programımızın bilim tarihi bölümü öğrencilerini deneyim kazandırmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere her sohbetimizi bir öğrencimize asistan seçiyoruz. Bilim tarihi sohbetlerinin 10. asistanı Medeniyet Üniversitesi'ndendir. Bilim tarihi öğrencilerimizden Çilem Bilim Tarihi Bölümü tanıtımları için zaman zaman kendi Instagram'ından canlı yayın düzenlemektedir. Evet sevgili Harun Küçük kimdir? Çilem'den dinleyelim. Herkese iyi akşamlar. Ben Çilem Bila. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle İstanbul Medeniyet Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Sloganımız ise yeni nesil devlet üniversitesi. 92-99 yılları arasında lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamlayan Harun Küçük, lisans eğitimini ise Jones Koleji Batı Medeniyetinin Büyük Eserleri alanında 2000-2003 yılları arasında almıştır. 2003-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde tarih bölümünde yüksek lisans yaptıktan sonra eğitimine Kaliforniya Üniversitesi San Diego kampüsünde devam eden Harun Küçük, tarih ve bilim çalışmaları alanında doktorasını 2012 yılında almıştır. Berlin'deki Max Planck Bilim Tarihi Enstitüsü'nde doktora öncesi ve sonrasında araştırmacı olarak bulunmuştur. Harun Küçük, Türkçe diliyle birlikte toplam 7 dil bilmektedir. İyi derecede İngilizce ve Almanca, orta derecede Fransızca ve Arapça, başlangıç seviyesinde Latince ve Yunanca. Yeni Çağ Osmanlısı'nda bilgi ve bilim pratikleriyle ilgili Science Without Reason isimli kitabı 2019 senesinin sonunda Pittsburgh Üniversitesi'nin yayın evinden çıkmıştır. Araştırma ilgi alanları bilim sosyolojisi, bilim ve çeviri, Batı dili, bilim tarihçiliği, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam dünyasında bilim ve felsefe, bilim ve din, küresel tarih olan Harun Küçük, halen Pennsylvania Üniversitesi Bilim Tarihi ve Sosyolojisi bölümünde öğretim üyesidir. Evet, teşekkür ediyorum. Hem Ayşe Hanım'a
azmiyle, yılmamasıyla ve gerçekten engelsiz bir hayat oluşturmasıyla, hepimize ilham kaynağı olmasıyla kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattınız, sundunuz. Çok çok mutlu olduk. Çilem, sana da teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizle her daim birlikte ilerlemeyi planlıyoruz. Harun Hocam, sizi biraz beklettik ama buyurun, söz sizde. Sizi dinliyoruz. Akif Harun Hoca'yı ana ekrana alalım lütfen. Merhaba. Önce nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Biraz yüzüm kızardı. Ben neymişim be abi gibi hissettim biraz şey yaparken, geçmişimi okurken. O kadar şey biri değilim esasen. Öyle kağıttaki kadar, kağıtta daha iyi duruyorum diyebilirim ben size. Kağıt üstünde. Şahsen normal bir insanım. Ben konuşmaya ilk davet edildiğimde genelde şu sıralar kitabımla ilgili davetler alıyorum. Fakat kitabımla ilgili yeterince konuştuğumu düşündüğüm için kitabımla ilgili konuşmamaya çalışıyorum. Ve size birazcık work in progress, zaten üzerinde çalışmakta olduğum çok uzun soluklu bir projenin ilk ayağı diyebileceğim bir şeyi paylaşacağım. Bu da bilim tarihi yazımında materyalizm. Çok kısaca anlatacak olursam, bilim tarihi yazımında özellikle 1930'lu senelerde ciddi bir materyalist dönem var. Ve benim bununla ilgilenmemin sebebi, yani şu anda çok uzun soluklu bir bilim ve kapitalizm üzerine kitap üzerine çalışıyorum. Yani çok uzun soluklu dediğim, büyük ihtimalle 10 sene sonra falan bir şeyler duyarsınız benden. Fakat biraz amacım burada ya her şey kapitalizm falan gibi bir şeye vardırmadan durumu, bu materyalist analizlerin ne zaman ortaya çıktığı ve içeriklerinin ne olduğu. Yani mesela bilim ve kapitalizm ilişkisinden bahsettiğimizde en azından somut olarak nelerden bahsediyoruz, biraz onlara eğilmek istiyorum. İlk başta şey yapacağım, müsaadenizle bir sunum açacağım. sunum açmak... Okey, tamam. şimdi bilim tarihi yazımında materyalizm derken birazcık ilk başta size varacağım noktayı önden vereyim, dinlerken genelde faydası oluyor böyle yapmış olmanın. Şimdi birinci şey, yani pek çok bilim tarihi çalışan kişi bu bilim devrimi veya modern bilimin doğuşu denilen mefhumdan haberdardır. Hatta yani bilim devrimi şu anda bize çok demode, eski ve hatta çoğu anlamda yanlış gelen bir ifade, en azından bu alanda profesyonel çalışanlar için. Fakat burada biraz dikkat çekmek istediğim şey, esasen bilimin bir devrim olduğu, bilimde bir devrim olduğu veya olabileceği fikrinin nereden geldi? Esasen bilim devrimi bir şekilde burjuva devriminin üstü örtülmüş hali gibi bir şey. En azından şey olarak baktığımızda, tarih yazımının gelişimine baktığımızda daha önce ortaya çıkan bilimdeki değişiklikleri burjuvalaşmaya, burjuvalaşma üzerine temellendiren pek çok yazarın dediklerinin tersine çevrilmesi. Yani bilim devrimi esasen dediğim gibi burjuva devrimine bir şey, bir kılıf diyebiliriz tarih yazımında. Bu böyle. Bunu ilk önce bir ortaya koymak istiyorum. Burada her zaman önemli bir unsur kapitalizme geçiş ve kapitalizme geçiş tabii çok büyük bir tartışma. Kesinlikle benim alanım değil. Umuyorum bu konuda daha çok bilgi sahibi olacağım ama çok temel olarak baktığınızda, çok temel de demeyeyim, yani basit, katır kutur bir şekilde söyleyecek olursam, 1930'larda inanç odur ki kapitalizm dediğimiz şey 17. yüzyılda ortaya çıktı. 17. yüzyılda ortaya çıkan başka bir şey, mekanik dünya görüşü veya bizim modern bilim dediğimiz, işte bu Descartes ve Newton'la özdeşleştirdiğimiz dünya görüşü. Bunların ikisinin bir alakası olmalı. Şey bu, yani çok temel fikir bu. İlk diyeceğim bu.
İkinci diyeceğim ki bu bana sorarsanız oldukça önemli bir şey. Bilim tarihinin materyalist bakış açısı bilim devrimi fikrinden daha eski bir fikir. Çünkü bu materyalist olarak bilimdeki değişiklikleri açıklama trendi 1930'larda oluyor. Fakat bir bilim devrimi ifadesinin ortaya çıkması ancak Herbert Butterfield ile 1949 senesinde oluyor. Yani arada bir 10-15 senelik genelde materyalist satıhta devam eden bir tartışma var. Bu da diyeceğim, yani daha doğrusu biraz anlatacağım başka bir şey. Yine burada sizin de beni dinlerken gözlemleyebileceğiniz bir şey. Burada bir mesele eksternalizm dediğimiz şey. İşte bu bilim tarihçiliğinde 80'lere kadar hatta 90'lara kadar falan hani büyük bir tartışmaydı. İnternalizm vardı, eksternalizm vardı. İnternalizm çok temelde bilimin kendi iç dinamikleriyle ilerlediğini savunan görüş. Eksternalizm de bilimin kendi iç dinamikleriyle değil, toplumsal koşullara tepki olarak, toplumun yarattığı problemlere cevap olarak ilerlediğini savunan görüş. Ve çok son derece bence ilginç bir şekilde 1930'lara baktığımızda genelde bu eksternalist bakış açısını savunanlar Marksist bilim insanları. İnternalizm ise beklediğimizin aksine bilim insanları tarafından savunulmuyor. Daha çok tarihçiler ve filozoflar tarafından savunuluyor. Bu da enteresan bir şey. Hani analiz diyeyim veya yani benim kendi yeni öğrendiğim bir şey. materyalist bakış açısının en temel unsuru şu. Materyalist bakış açısına göre bilim teknolojiyi takip ediyor. Yani bir yaşadığınız dünyada somut bir takım değişiklikler oluyor. Örneğin mesela etrafınızda makineler görmeye başlıyorsunuz. Makinaları bilimsel bir yaklaşım makinaların bilfiil ortaya çıkmasından sonra geliyor. Bu materyalist görüş. İdealist görüş. Bunun tam tersi de şey diyor. Esasen bilim bir şeyleri keşfeder. Bilim makineyi üreten de bilimdir. Teknoloji dediğimiz şey de bilimin uygulanmasından ibarettir. Gibi bir şey, görüş. Yani bu iki tane uç zaten. Yine bunlara da biraz değineceğim. Şimdi, bir saniye ekran atlamadı nedense. Acaba materyalist misiniz? Bunu da size şey yapayım. Çünkü şu anda yani güncel haliyle güncel icra edildiği şekilde bilim tarihçiliğinde materyalizm oldukça önemli bir rol oynuyor. Yani çoğu insan çeşitli materyalist analizleri takip ediyor veya böyle analizler sunuyor. Bunun da belli hani nasıl diyeyim belli indikatörleri var. Bunlardan birincisi mesela bilimsel pratiklerle ilgilenmek. Bunun karşısında bilimsel teorilerle ilgilenmek. İşte pratiklere bakıyorsanız bu daha çok işte şey materyalist soy ağacı olan bir bakış. Yani bilim insanları ne düşünüyor değil, bilim insanları ne yapıyor, yaptıkları toplumda ne etki yaratıyor gibi sorulara bakıyorsanız büyük ihtimalle bugün anlatacağım materyalist soy ağacına dahilsiniz. Arkada kalanlara mı bakıyorsunuz yoksa kahramanlara mı bakıyorsunuz? Yine bu kahraman bilim insanları işte yalnız dahiler falan gibi bir bakış açısı tabii çok daha idealist bir görüşü yansıtırken arkada kalan işte emekleri yeterince takdir görmeyen insanlara bakıyorsanız yine şey olarak bilim tarihi yazımında soy ağacı olarak büyük ihtimalle bu materyalist anlatacağım, materyalist okuldan geliyorsunuz. Eğer bilimin sınıfsallığından bahsediyorsanız tabii ki bir materyalist bakış açısıyla bakıyorsunuz. Bilim-ticaret ilişkisi yine bu da bir materyalist bakış açısı, ona birazcık daha gireceğim. Ama eğer hani bilimin ilerlemesi ticaret ile, ticaret yoluyla oluyor, işte ticaret insanoğlunun bilgisini arttırmanın önemli bir yolu gibi bir görüşe sahipseniz yine soy ağacı olarak bu bugün bahsedeceğim kimin materyalist kişileri o soydan geliyorsunuz. Yine
Bir başka ayrım da sosyal ekonomik tarihi mi, bilimin sosyal ekonomik tarihini mi yapıyorsunuz yoksa kültürel tarihini mi yapıyorsunuz? Sosyal ekonomik tarih daha tabii şeye yakın, materyalist görüşe yakın. Kültür tarihi daha idealist görüşe yakın. Çünkü yani kültür tarihi genelde icra edildiği şekliyle fikirler tarihi veya işte kozmolojiler, metafizik görüşler vesaire onlarla ilgilendiği için yine daha çok idealist okulda kalıyor. Sosyal ekonomik tarihte daha materyalist okulda kalıyor. Şimdi ben tabii böyle materyalizm, idealizm vesaire dedim. Fakat bunları biraz açıklamak lazım. Çünkü bütün seyirciler idealizmi ve materyalizmin ne olduğunu tam olarak bilemeyebilirler. Şimdi idealizm denince akla ilk gelen kişi Hegel, 19. yüzyıl Alman düşünürü. Ve bu idealizmin tam olarak ne olduğunu anlamak için de bakmanız gereken kitap Hegel'in tarih felsefesi kitabı. Daha doğrusu birkaç kitabı var böyle de tarih felsefesine bakmanız gerekiyor. Hegel yani tarihi çok basitçe anlatacak olursam insan ruhunun dışa vurumu olarak görüyor. Yani nedir? Biz etrafımızda işte evler yapıyoruz, arabalar yapıyoruz vesaire. Bu esasen bizim kendi içimizden gelen, insanın ruhundan gelen ve dünyaya bir şekilde dünyada bizim gerçekleştirdiğimiz şeyler. Ve Hegel'e göre de zaten bütün insanlık tarihi esasen insan ruhunun gelişimiyle ilgili. İdealizm de işte çok temel olarak bilim nedir, teknoloji nedir sorusuna cevabı insan ruhunun içinde olanın dış dünyaya yansıtılması diyecektir. Ve bu az çok tamamen internalizm denilen yani bilimin kendi iç dinamikleriyle ilerlediği görüşüne yakındır. Evet, materyalizm. Materyalizm tabii ki Hegel'in tam tersi düşünen veya Hegel'i kafasının üstüne oturtan Marx ve Engels'in ortaya attığı bir görüş. Marx ve Engels'in görüşü de kimilerinize yine tanıdık gelecektir. Esasen tarihin itici gücü insan ruhu değildir. Bilakis ekonomik ilişkilerdir. Daha da şey olacak olursa üretim ilişkileridir. Ve insanın kendi ruhunda hissettiği, kendi düşündüğü şeyler de genelde bunların bu üretim ilişkileri üzerinde oluşmuş bir üst yapıdır. Ve bu da çok hani net bir şekilde eksternalizm yani bilimin de ruhun bir parçası olarak dış dinamiklerde etkilendiğini savunan bir görüş. Burada yine Michel Foucault'u burada bir parantez açarak Fransız düşünür. Michel Foucault'u ayrı koymak istiyorum. Çünkü Michel Foucault materyalist değildir çok temelde. Çünkü maddi dünyayla çok ilgisi yoktur. Hatta yani Michel Foucault'un diğer materyalist görüşlerinden ayrıldığı en önemli nokta da bu. Yani maddi dünya, gerçek dünya gibi bir şeyin esasen tamamen metinlerden okunabileceğini düşünmesi orada bir ayrılma var. Ama materyalizm de çok temelde bu. Şimdi bir ara olarak bir Max Weber diye bir insan var. Tabii ki işte şey gibi bu hani işte tez Hegel, antitez Marx, sentezde Max Weber gibi düşünülür. Max Weber'in tabii çok farklı görüşleri var hem Hegel'den hem Marx'tan. Max Weber bir de tabii şeyin de önemli bir sebebi yani diğer toplumsal meseleleri, diğer ekonomik meseleleri açıklarken dini önemli bir faktör olarak görmemizin önemli bir sebebi Max Weber'in yazdıkları, çizdikleri. Çok temelde yani Max Weber'e göre modern kapitalizmi yaratan insanlar Calvinist zanaatkarlar. Nedir? İşte çok birileri çok çalışıyor, az harcıyor. Bir usta ayakkabı yapıyor. Gereğinden fazla çalışıyor, gereğinden az harcıyor ve bu sayede bir sermaye biriktiriyor. Yani Max Weber'in modeli bu kapitalizmin ortaya çıkışı için. Bunun bir bilim tarihine yansıması da var. Bu da işte Robert Merton denilen bilim sosyoloğuyla oluyor. Merton'un ikisi birazcık daha farklı çünkü Weber'in aksine İngiltere'ye bakıyor. O da tabii
biraz şey meseleleri de var. Yani modernite, modern dünya ne zaman nerede başladığı konusundaki fikir ayrılıkları da var burada. Fakat Robert Merton'a sorarsanız da İngiliz püritenler çok pragmatikler. Metafiziğe, işte ilahiyata falan çok çok mesafeli duruyorlar. Bu sebepten ötürü de bizim bildiğimiz işte somut gerçek, fact üzerine kurulu bilimin kaynağı İngiliz püritenizmi. Yani bu açıdan baktığınızda da Robert Merton, Max Weber'in bir şubesi, bilim şubesi olarak görebilirsiniz. Robert Merton çok önemli bir Amerikan bilim sosyoloğu. Şimdi bu çok klasik resim böyle. Buradan ben şimdi size 1930'lara gideceğim. Yani biraz ileriye gidiyorum ama Max Weber'in de yaşadığı tarihlere bakarsanız esasen sadece 10-15 sene ileriye gidiyorum. Arada ne oluyor bu 10-15 sene? Tabii mühim seneler. İşte Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 bu oluyor. Birinci Dünya Savaşı'na sıklıkla kimyagerlerin savaşı denir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda tabii etkileyici değişiklik önceki savaşlara göre kimyasal silahların kullanılması. Bir bu var. İkincisi de tabii 1929 Büyük Buhran'ın başlangıcı. Ve bu Büyük Buhran'ın sebepleri arasında bilim olduğunu düşünen de oldukça fazla insan var. Bunlar hep biraz önemli bağlam diyeyim. Burada işte materyalist dünya görüşü, bilim tarihi falan dendiğinde belki en çok öne çıkan kişi Boris Hessen. Boris Hessen'ın yani çoğu kişinin bildiği bir tek bilim tarihi yazısı var. O da Newton'un Principia adlı eserinin sosyal ve ekonomik temelleri. Boris Hessen Rus bir fizikçi. Ve Rus bir fizikçi olarak 1931'de Uluslararası Bilim Tarihi Kongresi için Rusya'yı terk ediyor, Batı'ya geliyor ve Rusça böyle bir tebliğ veriyor. Bu tebliğde ne diyor? Boris Hessen diyor ki, siz Newton'un fiziğini böyle bir hani deha, her şeyden uzak bir şey olarak görüyorsunuz. İşte astronomiyle ilgili olduğunu düşünüyorsunuz veya fizikle ilgili olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki diyor, Newton'un kitabına baktığınızda diyor, esasen o dönemdeki pek çok pratik probleme bir şekilde cevap vermeye çalıştığını görürsünüz diyor. Ve Hessen'ın yazdığı daha çok şey gibi, işte diyor ki ticarette şöyle 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 problemler vardı, gemicilikte şöyle 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 problemler vardı, savaş teknolojisinde şöyle şöyle problemler vardı. Ve bu problemleri Newton'un Principia isimli o fiziğini açıkladığı kitabındaki belli bölümlere bağlıyor. Tabii bu çok etkileyici bir egzersiz. Çünkü hani Newton'un eserini çok iyi bilmeniz lazım. O dönemdeki teknik problemleri çok iyi bilmeniz lazım. Ve Boris Hessen müthiş bir intiba bırakıyor izleyen herkeste. Ve bir şekilde bu bilim tarihinde materyalizmi en net bir şekilde ortaya koyan kişi oluyor. Şimdi Boris Hessen tabii biraz hazin de bir sonu var. Çünkü ondan sonra Rusya'ya dönüyor. Yani Batı'ya geldiğinde yanında böyle politik komiseriyle falan geliyor. Geri döndüğünde 1936'da da idam ediliyor zaten. Ama kendisi fizikçi, Marksist ve bir bağlam olarak şey söyleyeceğim. Einstein fiziği bu dönemde Rusya'da bir kapitalizm aleti, aygıtı olarak görülüyor. Buna da ters düşmek için Hessen şey diyor, yok esasen kapitalist fizik Newton fiziğidir. Sosyalist fizik Einstein fiziğidir gibi böyle bir noktaya vardırıyor meseleyi. Ama Hessen tabii hikayenin çok ufak bir parçası. Hessen'dan belki çok daha önemli, en azından bu tartışmanın yürüdüğü şeyde, çevrelerde çok daha önemli olan bir eser Franz Borkenau. Franz Borkenau'nun Feodal Dünya Görüşünden Burjuva Dünya Görüşüne Geçiş isimli kitabı. Şimdi Borkenau, bu kitap maalesef hiç İngilizceye çevrilmedi. Çok önemli bir eser. Birazcık da okuması zor bir eser açıkçası. Ben çok yavaş okuyabiliyorum yani. Ve bu eserde çok şey diyor yani Borkenau, çok enteresan bir iddiada bulunuyor. Diyor ki
Bizim diyor modern fiziğe geçişimiz esasen 17. yüzyılda olmuştur diyor. Bu kadarı çok garip değil. Ama diyor ki 17. yüzyılda olmasının sebebi diyor. Bu dönemde ortaya çıkan üretim koşullarına bakarak bu fikirleri ediniyorlar diyor. Nedir yani? İşte belli işte fabrika öncesi işte manufaktür denilen şeylere bakarak bilim insanları diyorlar ki makina gibi işliyor diyor. Diyorlar ve hani sosyal dünyayı ve doğayı da bu iş bölümü olan herkesin ücretli çalıştığı falan bir fabrika ortamının modeli üzerine kurduğunu iddia ediyor. Ve Borkenau'nun mesela çok enteresan bir şeyi burada iddiası. Diyor ki bizim modern fiziği geliştirmemizin sebebi matematik veya şey olamaz diyor. Makinalara bakmak olamaz diyor. Çünkü diyor 17. yüzyılda esasında ortalıkta çok fazla bir matematik yok diyor. Yani tabii sonunda bir matematik ortaya çıkıyor. Kalkülüs ortaya çıkıyor 17. yüzyılın sonunda. Ama 17. yüzyılda bütün bunlar olurken bu bilim insanları bu fikirleri geliştirirken ortalıkta hani önemli matematik değişiklikler ve önemli teknolojik değişiklikler olmuyor diyor. O yüzden diyor bizim modern fizik dünya görüşümüz esasen iş bölümü ve fabrika ortamını bir şekilde bizim bundan ileri gelen düşüncelerimizdir diyor. Yani modern fizik bir şekilde fabrika hayatının bilimselleşmiş hali diyor. Borkenau'nun fikri bu. Oldukça kuvvetli bir etkisi var Borkenau'nun. Çünkü 70'lere 80'lere kadar Borkenau okunuyor ve tartışılıyor. Çok önemli bir nokta bu. Çok tartışılan biri değil artık. Hatta genelde hiç konuşmadığımız biri. Ben mesela bilim tarihi doktorası yaptım. Biz hiç Borkenau konuşmadık, onu söyleyebilirim. Ve Borkenau konuşan da başka kişi olduğunu zannetmiyorum doktora seviyesinde. Şimdi Borkenau bunu diyor. Borkenau'ya ondan sonra bir cevap geliyor. Borkenau bu arada çok uzun yaşamadı Borkenau. Ve şey değil, bilim insanı değil Borkenau. Borkenau sosyolog diyebiliriz, sosyal bilimci diyebiliriz Borkenau'ya. Borkenau'ya cevap veren kişi de Henryk Grossman. Grossman bir ekonomist, Marksist bir ekonomist, Polonyalı. Borkenau eleştirisi yazıyor ve Borkenau eleştirisi yine çok enteresan şeylerle dolu. Mesela Grossman diyor ki esasen diyor 17. yüzyılda teknik gelişme vardı diyor. Olmayan şey diyor bu sizin Borkenau'nun bahsettiği iş bölümüydü diyor. Yine zanaatkarlar işlerini yapıyorlar ama artık hani kendi işlerini değil ücretli çalışan gibi yapıyorlar diyor. Buradan yeni fizik çıkmaz diyor. Grossman'ın yaptığı bir başka şey tabii kapitalizmin başlangıç tarihiyle ilgili bir iddiada bulunmak. İşte şimdiye kadar bahsettiğim pek çok düşünür. Mesela Max Weber, Robert Merton, kesinlikle Borkenau. Kapitalizmin başlangıcını 17. yüzyıl olarak görürken Henryk Grossman 14. 15. yüzyıl kapitalizmin başlangıcını görüyor ve diyor ki esasen diyor bu kapitalist düzenin makinalaşmanın esas başlangıç noktası Leonardo da Vinci'dir diyor. Şimdi Leonardo da Vinci de yine en azından benim için yani doktora eğitimimin bir parçası değildi. Leonardo da Vinci genel olarak bilim tarihinde konuşulan biri değildir. Daha çok sanat tarihi bölümünde ilgilenilir da Vinci ile. Fakat mesela Grossman için modern bilimin başlangıcı Leonardo da Vinci ile oluyor. Çünkü mekanik kanunlarını net bir şekilde da Vinci'nin defterlerinde bulabilirsiniz diyor. Bir başka dediği de Grossman'ın aksine modern bilimsel dünya görüşü fabrikalardaki iş bölümüne bakarak değil makinelerin kendilerine bakarak olur diyor ve Da Vinci de zaten hani Da Vinci'nin bol makinalı bir ortamda olduğunu tabii büyük ihtimalle hepimiz şu ya da bu şekilde şey yapıyoruz yani aşina olduğumuz bir fikir.
Grossman bu eleştirisini 1930'ların ilerleyen, yani ikinci yarısında yapıyor. 1930'lardayız hala. Ve hala gördüğünüz gibi bir şey konuşuluyor. Yani modern bilimin başlangıcı, modern kapitalizmin başlangıcı birbiriyle ilişkili süreçler olarak tartışılıyor. Yine bu tartışmalara girecek başka bir figür John Desmond Bernal. Bernal çok ünlü bir esasen kristalograf, bilim insanı yani. Marksçı ve 1939 senesinde, ki mesela bu bana hep çok enteresan gelmiştir. Yani insanların işte hemen biraz ötede büyük bir savaş oluyor ama 1939'da böyle bir kitap basılıyor. Her neyse, Social Function of Science, bilimin sosyal fonksiyonu diye bir kitap basıyor. Ve Bernal da şey diyor, yani sosyal dinamiklerle bilimin içeriğini yine birebir örtüştürüyor ve hatta bilim tarihini de şey üzerinden yapıyor. Yani çeşitli emekçi grupların birbirleriyle ilişkileri üzerinden anlatıyor. Burada tabii bir şey yok, yani hani bir anlayışta devrim falan gibi bir şeyden bahsetmiyor. Bernal daha çok işte savaş ve bilim, işte tarım ve bilim falan, bu tip temalar üzerinden anlatıyor ve Bernal için de dönüm noktası bu arada 17. yüzyıl. Ve 17. yüzyılda ne oluyor derseniz, esasen ortada olan şey, yani büyük hikaye, önemli hikaye bilimin kendisi değil, kapitalizme geçiş. Yine Bernal da böyle bir görüşe sahip, dış taraftan bakıyor, bilimin kendi içinde bir dinamiği olduğunu da pek düşünmüyor. Sonra Joseph Needham var. Needham'ın genelde bilinen eseri Science and Civilization in China, Çin'de bilim ve medeniyet. Bu tabii ilk bir veya iki cildini Joseph Needham yazıyor. Bu çok uzun soluklu bir proje. Bildiğim kadarıyla bu eserin yani ileri ciltleri hala yazılıyor ve basılıyor. Fakat Needham tabii bunlardan çok daha önce Cambridge'de bir bilim insanı. Needham'ın alanı bildiğim kadarıyla yine kimyacı. Ve Needham'ın görüşüne göre yine bilimin içeriğini etkileyen şeyler hiç kendi içindeki dinamikleri değil, toplumsal yapı. İşte Needham mesela, çok önemli bir Needham sorusu diye bir şey vardır. Yani çoğu yeni çağ bilim tarihiyle haşır neşir olanların düşündüğü, cevap vermeye çalıştığı bir soru. Needham'ın sorusu da şu: teknik olarak baktığımızda Çin Batı'nın çok daha ötesinde 17. yüzyılda, yine 17. yüzyıl vurgusu var. Fakat modern bilim Çin'de değil, Batı'da ortaya çıkıyor. Neden bu böyle? Ve Needham da buna işte çeşitli maddiyatçı sınıf ilişkileri vesaire üzerinden bir açıklama getirmeye çalışıyor. Ve yani Needham sorusu, dediğim gibi, yani hala güncel bir sorudur. Bu konuda yazıp çizen hala çok insan vardır. Yine materyalizm, yine Marksist bir bilim insanı. Daha bu arada yine şeyi hatırlatıyorum. Yani Needham 1930'larda bunları yazıyor, çiziyor. Hatta UNESCO ilk global bilim tarihinin yazılması için bir proje başlatıyor. Needham da bu projenin başında. Daha ortada bilim devrimi diye bir mevzu yok bu arada. Yine hatırlatıyorum, bilim devrimi bundan daha sonra geliyor, yıllar sonra geliyor. Ondan sonra Edgar Zilsel geliyor bu seriden. Edgar Zilsel de bir Avusturyalı bir sosyolog, Edgar Zilsel. Ve Zilsel'in de meşhur olduğu Zilsel tezi şeyle ilgili, yine modern bilimin başlangıcı ve kapitalizmle ilgili. Zilsel için de modern bilimin ve kapitalizmin başlangıcı sene 1600. Oradaki eserde William Gilbert'in De Magnete adlı eseri. William Gilbert'in De Magnete adlı eseri işte dünyanın manyetik, dünya manyetizması ile ilgili bu eser. Ve bu eseri ünlü kılan şey çok ampirik olması. Yani daha önce yazılmamış seviyede bir ampirik analiz var burada. Ve
Çok hususi bir konu. Yani manyetizma ile ilgili yazılan müstakil kitap pek yok bu şeye kadar. Gilbert bunu ilk yazan kişi. Ve Zilsel'in de katkısı diyor ki William Gilbert'in Demagnetes'ini okuduğunuzda esasen göreceksiniz ki diyor. Bunun arkasında yatan gemiciler diyor. Gemicilerin deneyimlerini hani birbirlerine aktardıkları kitaplar var neticede. Gemicilikle ilgili kitaplar var. Okyanuslarda nasıl gemi kullanılır gibi meselelerle ilgili diyor ki bu hatta şeyi de buluyor yani esas kaynağını da buluyor. Robert Norman diye bir adam. Diyor ki Norman'ın kitabına baktığınızda Gilbert'te bulacağınız her şeyi bulursunuz diyor. Ama Norman nedir? Norman yani denizci. Normal şey biri yani nasıl diyeyim özel biri değil. Gilbert tabii şey hani filozof falan hani düşünür falan biri. Çok farklı bir sınıfa ait. Norman'ın kitabı İngilizce, Gilbert'ın kitabı Latince. Ama bu gerçeği çok net bir şekilde ortaya koyuyor ve buradan giderek bir genel tez ortaya atıyor. Ve Zilsel'e göre de modern bilim zanaatkarların eseri. 17. yüzyılda bir şey oluyor. Peki 17. yüzyılda olan neydi? Zanaatkarların toplumsal statüsünün yukarıya çıkması. Yine size şeyi hatırlatmak istiyorum. Bakarsanız Weber buna benzer bir şey demişti. Zilsel'in bu zanaatkarlar bilimi yaratmıştır tezi de bu birazcık hani Weber'in birazcık daha sınıfsallaştırılmış, birazcık daha Marksizme yakın bir hali olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar hatırlatıyorum, daha ortada bilim devrimi diye bir şey yok. Daha çok konuştuğumuz şey kapitalizme geçiş, burjuva devrimi veya burjuva devrimi denebilecek olaylar veya süreçler. Yani şey bilim tarihçiliğinde şey yok daha, bilim devrimi diye bir şey yok. Bilim devrimi dediğimiz şey de esasen 2-3 kişinin yarattığı bir şey. Orada da şimdi de öteki hikayenin öteki tarafını anlatıp zaten kapatacağım. Bilim devrimi gibi bir mefhumu ortaya atan ilk kişi Alexander Coyre. Yani bilim tam bilim devrimi demiyor. Bilim devrimi ifadesini ilk kullanacak kişi Coyre'ye çok hayran olan Herbert Butterfield. Coyre beyaz Rus ve Rusya'da beyaz Rus yani beyaz ordu tarafında çatışıyor. Bolşevik devriminden sonra da zaten batıya kaçıyor. O yüzden hiç Marksist şeyi yok diyebilirim yani. Hatta özellikle Marksist bakış açısını sevmiyor. Çok biyografik sebeplerden ötürü. Ve Coyre ilk başta Almanya'da belki duymuşsunuzdur Edmund Husserl diye bir fenomenolog veya filozof ile doktora yapmak istiyor. Husserl bunu pek beğenmiyor çalışmalarını, o yüzden kabul etmiyor. Fakat Husserl'den alınma bir şeyi var Coyre'nin. Bu da matematiksel realizm. Şimdi bu işte bu bilim tarihindeki idealist görüşün çok temel bir unsuru bu matematiksel realizm. Matematiksel realizm nedir? Çok temel olarak baktığınızda matematiğin gerçek bir şey olduğunu savunuyorsunuz. Matematik gerçek bir şey. Yani dünyada bazı şeyler matematiksel olarak yerine oturuyorsa diyor. Matematiksel realizmin bakış açısı bu. Bunun sebebi dünyanın matematiksel olması zaten diyor. Yani hani matematik bizim yani inşa ettiğimiz bir şey değil, icat ettiğimiz bir şey değil. Matematik ve dünyanın matematiksel düzeni bizim keşfettiğimiz bir şey. Matematiksel realizm çok temelde bu. Ve buna dayanarak Coyre bir takım çalışmalar yapıyor ve mesela işte özellikle Galileo Galilei üzerine yazdıkları çok önemli. Kopernik üzerine yazıyor. Newton üzerine yazıyor. Ve burada hep ortaya koyduğu şey nedir? Bu bir dünyadaki matematiksel düzeni anlamasıdır bilim tarihinin hikayesi diyor. Ve bu çok bunu çok etkin bir şekilde yapıyor. Mesela Coyre yine ismen benim bir doktora talebesiyken duyduğum ama kendisini hiç okumadığım biri. Ama mesela kendisini okuyunca şeyi de çok iyi anlıyorum. Mesela Coyre'nin bir problemi şu. Diyor ki yani bu genel toplumsal dinamikler üzerinden siz bu bilimin ortaya çıkışını açıklamaya çalışıyorsunuz diyor.
Fakat diyor, eğer toplumsal dinamiklerden bilim çıksaydı diyor, daha çok bilim çıkardı diyor. Halbuki diyor, olan şey yani yerinde oturup sıkı çalışıp dünyadaki matematiksel düzeni bulmaya çalışan 3-5 kişinin şeyi, eseri bilim diyor. Yani Coyle çoğu kişinin bugün artık eleştirdiği hani bilimin kahramanları, dahiler, dünyanın esas düzenini bulan insanlar falan gibi inançların temeli genelde Coyle'nin yazdıkları. Ve Coyle işte 30'ların sonunda başlıyor. Daha çok 40'lar 50'lerde bilim tarihine ilişkin yazılar yazıyor. Ve Coyle ile birlikte bu nasıl diyeyim, bu dönem artık yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Çünkü artık 40'ların sonunda 50'lerde falan Marksist bilim tarihçiliği çok da kalmıyor. En azından bu aktif tartışma, kapitalizm ne zaman başladı, hangi toplumsal koşullar modern bilime yol açtı falan gibi meseleler artık yavaş yavaş kenara itilmeye başlıyor. Coyle de bunun başlangıcı. Coyle'den sonra gelen, Coyle'ye çok hayran olan bir figür var, Herbert Butterfield. İşte Origins of Modern Science, modern bilimin kökeni diye bir çok meşhur bir kitabı var, sene 1949. Bizim bildiğimiz şekliyle bilim devrimi, yani nedir? Aristocu, eski dünya görüşünden Newtoncu yeni dünya görüşüne geçişimizi bir devrim olarak tanımlıyor Herbert Butterfield. Ve bu şey fikir hala güncel olan fikir budur. Yani bilim devrimi nedir deseniz yine şey diyebilirim ben size. Herbert Butterfield'ın kitabının 10. bölümünü okursanız çok net bir resim sunuyor kendisi. Herbert Butterfield'ın tabii bilim devrimi diye bahsettiği şey yine Coyle üzerinden nedir? İnsanoğlunun evrendeki matematiksel hakikati keşfetmesi meselesi. Butterfield onu şey yapıyor, onu yine ön plana çıkarıyor. Butterfield'ın tabii şeyleri biraz farklı. Mesela Coyle'nin kahraman diye düşündüğü kişiler daha çok kıta Avrupa'sındayken Butterfield daha İngiliz merkezli diyeyim. Mesela Robert Boyle denilen kişi, mesela kimyada mühim biri. İşte Boyle kanunu vardır, gaz kanunudur. Mesela Boyle falan daha önemli bir yerde. Coyle için tabii Boyle gibi birinin hiçbir önemi yok. Çünkü kimya o kadar önemli bir alan değil. Dünyanın matematiksel olarak anlaşılması için. Daha çok fizik önemli, astronomi önemli. Butterfield bunları birazcık daha genişletiyor ve bizim bugün yine dediğim gibi bilim devrimi dediğimizde bahsettiğimiz her şeyi bu 10. bölümde gayet net bir şekilde açıklıyor. Artık bu noktadan sonra bu kapitalizme geçiş, bilimin sınıfsallığı vesaire gibi meseleler biraz kenara bırakılıyor. Tabii Butterfield'dan sonra da daha şey olan, hani çoğumuzun tanışık olduğu Kuhn geliyor. Kuhn tabii bu işte Coyle'nin yazdıklarını okuyor, epey etkileniyor. Hatta şey diyebilirim, yani hani Coyle'nin üzerine metafizik ve psikoloji eklediğiniz zaman zaten size Kuhn geliyor, yani Kuhn'a varıyorsunuz. Kuhn da 1962'de zaten bilim devrimlerinden bahsediyor. Matematiksel realizm Kuhn'da da oldukça kuvvetli bir şekilde var. Hatta bunu daha da ileriye götürüyor. İşte metafiziksel inançları ve insan psikolojisini de bilimsel devrimlerin yapısına katıyor. Ve Kuhn'la birlikte de şey oluyor. Yani nasıl diyeyim, çok enteresan bir şey oluyor. Çünkü bilim devrimi nosyonu iyice yerleşiyor Kuhn'la birlikte. Ve şey, nasıl diyeyim, idealist bakış açısı artık varabileceği en son noktaya varmış oluyor. Kuhn'dan sonra çünkü artık geri dönüşler başlıyor. O kısım tamamen ayrı bir kısım olduğu için oraya girmeyeceğim. Bir tek şunu diyeceğim ve konuşmamı burada bırakacağım. Belli görüşler tabii şey, materyalist belli bilim tarihleri, belli bilim tarihçileri de materyalist görüşten epey etkileniyorlar 1930'lardan kalan. İşte bunun çok iyi bir örneği Steven Shapin ve Simon Schaffer. Sociology of Scientific Knowledge veya SSK veya bilimsel bilginin sosyolojisi denilen akım. Tabii bilginin sınıfsallığına vurgu yaparak bir şekilde bu 1930'lardaki tartışmalardan etkileniyor.
Hatta çok ünlü kitapları Leviathan and Air Pump, Leviathan ve Hava Pompası. Türkçe'ye çevrildi yakın zamanda. Bu eser mesela tamamen şeyle ilgili, yani bilginin sınıfsallığı ile ilgili, burjuva devrimiyle ilgili. Yani İngiltere'deki devrimi burjuva devrimi olarak algılıyorlar 17. yüzyılda olan. Bu mesela o ekolden. Pamela Smith, Pamela Long yine aktif, gayet de önemli bilim tarihçileri. Mesela ikisi de zanaatkarlar üzerinden bilim tarihi okuması yapıyorlar. Yine eğer hatırlarsanız Zilsel tezinin bir şekilde Zilsel tezinden kuvvetli şekilde etkilenmiş bilim tarihçileri. Bir de Harold Cook var. Harold Cook yine bu nasıl diyeyim, kapitalizme geçiş tartışmalarında başka bir meseleye dikkat çeken bir bilim tarihçisi diyeyim. Çünkü mesela Cook'a göre bilimin kaynağı şey değil, zanaatkarlar değil, bilakis şeyler, tüccarlar. Yani o işte ticaret ve zanaat şeyi, ikilemi kapitalizme geçiş tartışmalarında bilim tarihçiliğine de birebir yansıyor. Bu yani benim size bugün anlatacaklarım bunlardı. Birkaç hani yeni figürle tanıştırmaya çalıştım sizi. Bir hani genelde konuşulmayan bir geleneği biraz size açmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Harun Hocam. Bizim için çok verimli oldu. Biz de derslerde özellikle bu konuları aslında çok değinmek istiyoruz ama çoğunlukla bir ön kabul olarak giriş yapıyoruz bilim tarihini. İçinde geliştiği sosyal, ekonomik, kültürel ve dini ortamı içerisinde incelemek, bu parametreleri dikkate almak şeklinde bir giriş yapıyoruz. Siz tam bunun arka planını materyalizm üzerinden çok güzel bize özetlediniz, sundunuz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sorusu olan arkadaşlara söz verelim. İsterlerse söz alarak da sorabilirler. İsterlerse bunu yazarak da sorabilirler. Ben chat kısmından okuyabilirim, yorum kısmından. Bunun öncesinde hocalarımıza söz vermek istiyorum. Arkadaşlarımız sorularını yazarken sormak istediklerini. Mustafa Kaçar hocam müsaitse kendisine söz vermek isteriz. İyi akşamlar bütün katılımcılara ve Harun Küçük hocama. Hepinizi öncelikle saygıyla selamlamak istiyorum. İki açıdan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bu zannediyorum 10.si mi oldu Nihal hocam bilmiyorum ama bu sürekliliği 10. oldu. Çift rakamlardayız. Çift rakamlara geçtik. Tabii bu çok sevindirici ki genellikle sürdürülebilir ve sürekli etkinlikler noktasında biraz zaafımız vardır, zayıflığımız vardır. Ama bu inşallah Nihal Hocam'ın sayesinde ve destekleriyle tabii ki Fuat Sezgin Vakfı ve Akademik Kurul Başkanımız, aynı zamanda üniversitemizin kurucu rektörü Musa Hocam'ın da destekleri ve katılımları bizleri mutlu ediyor. Özellikle bilim tarihi ve bilim tarihiyle felsefe ve felsefe ile bilimin ayrılması, ayrışması, 19 ve 20. yüzyıllardaki gelişmesi, tekamülü diyeyim. Açısından Harun Hocam'ın bu konuşması oldukça faydalı oldu. Her ne kadar zaman zaman biz bilim felsefesi derslerimizde scientismin nasıl bir kuşatıcı rol oynadığını ve pozitivizm, naturalizmin yanında scientismin de adeta tek bir kültür unsuru şeklinde bütün evreni kuşatma çabasını bu dönemlerde yaşadık. Yaşadık derken gördük, okuduk ve aktarmaya çalışıyoruz. Ümit ediyorum gençlerimiz, arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız için çok ufuk açıcı olmuştur. Ben kendilerine tekrar teşekkür ederek burada sözü sonlandırmak istiyorum sözümü. Genç arkadaşlarımın soruları vardır muhakkak. Hocalarımın soruları vardır muhakkak.
Ben de onları dinlemek istiyorum. Ama scientism konusunda Harun Bey'le de ayrıca bir ortamda tartışmak, konuşmak isterim. Yani bilim dediğimiz unsur ki insanın entelektüel üretimleri arasında belki de scientistlere göre en önemli, en faydalı, en nesnel olan unsur olduğu için çok değerlidir ve başka bir şeye ihtiyaç yok gibi bir algı oluştursa da scientism konusunda ayrıca tartışmayı da isterim yani yeğlerim. Ben tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bana mikrofonu bırakırsanız daha çok uzatacağım ama netice itibariyle burada bizim için en önemli, bence bu konuşmanın bence en önemli yönlerinden, kazanımlarından birisi de kavramların arka planını ve kavramların neleri kapsadığını daha objektif veya daha nesnel bir şekilde anlatmasından geliyor. Çünkü bazen herkes kavramları kendine göre bir yorumlama veya biçimlendirme veyahut ikna diyelim, kendini o şekilde inandırma noktasında bir çabası vardır ama gerçekten kavramlar bu konuların anlaşılması noktasında bence en önemli formüller diyeyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Mustafa Hocam. Harun Hocam size sözü bırakacağım tekrar. Musa Hocam'a o arada söz vermek isteriz. Musa Hocam. Vallahi ben teşekkür ediyorum Harun Bey'e. Ağzınıza sağlık. Güzel hakikaten Mustafa Hocam diye ufuk açıcı bir filozofik bir konuşma oldu. Tebrik ediyorum. Tabii bilim tarihi açısından bunları anlama geldiğini bilim tarihi camiası çok iyi biliyor. Ben o konuda bir şey söyleyecek durumda değilim. Hazırlayan, katılan ve fikir beyan edecek, takip edecek kişilere teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. Bu arada Dünya Engelliler Günü sözü oldu. Ben tabii bu tek günlük şeylere, kutlamalara, anmalara vesaire filan özünde pek sıcak bakmayan birisiyim. Yani insan 365 gün varsa 365 gün dikkati, sevgiyi, saygıyı hak eden bir varlık. Dolayısıyla öyle bir günlük, iki günlük şeyler belki biraz farkındalık yaratıyor ama işin doğrusu bazen çok da faydalı olmuyor. Ben hani bir engelliler sözüne karşılık ne önerirsiniz gibi bir sorunuz oldu. Evet hocam. Böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor mu onu bilmiyorum. Biz tabii özürlüler, yani özürlü kelimesinden bu engelliye geçtik malumunuz. Şimdi engelliyi de bırakıp başka bir kelimeye geçsek hiçbir şey değişmeyecek. Yani değişecekse bu kelimeleri kullanırken de değişecek. Bu kelimeleri değiştirdik diye bir şey değişmeyecek kanaatindeyim. Özürlüden önceki döneme de gidersek insanlar kusurlarıyla anılırlardı toplumlarda. Yani mesela bendenize işte Kel Musa derlerdi misal diyelim. Bunlar biraz hani belirleyici şeyler, işte Çolak Hasan, Topal Mehmet filan gibi. Bunları yani bunları kabullenmek lazım böyle şeyleri. Yani benim saçım yoksa yok ne yapayım? Ama bu bir ayırıcı şey, küçültücü şey veya ayrıştırıcı bir özellik olarak değil, toplumun her şeyiyle kabullendiği bir özellik olarak var olması, benimsenmesi sanki bana daha makul olur gibi geliyor. O sebeple de bu isim değişikliği konusuna, yani benim bir önerim de yok. Ama böyle bir ihtiyaç duyulduysa bunu da şahsım adına çok yani bir şey, sonuç doğrucu bir şey olarak görmediğimi ifade etmek istiyorum.
O kardeşimiz sunumu yapan herhalde ayrıldı, göremiyorum işte ekranda. Ayşe Hanım buradadır hocam. Ayşe Hanım. Ayşe yani Işık o, burada. O başlı başına takdiri ve tebriki hak eden bir insan. Ve Ayşe Hanım deyince herhalde onun yani neyi eksik, ben bilmiyorum. Yani öyle bir şey yok, söz konusu değil. Dolayısıyla hepimizin bazen bir yerleri eksik olabilir. Yani bu fiziki şeyler olabilir, mental şeyler olabilir, başka şeyler olabilir. Bunlar hep olabilecek şeyler. Dolayısıyla toplum çeşitliliği de belki böyle sağlanıyor. O yüzden dünyanın her günü, yani yılın her günü, anneler günü, sevgililer günü, babalar günü, sakatlar günü, engelliler günü, evet bir de sakat kelimesi var. O yüzden çok ayrıcı yapmadan, olmadan biz hep beraber biziz deyip toplumu böyle kurmak, oluşturmak daha sağlıklı olur gibi geliyor bana. Bunun dışında ben Ayşe kardeşimizin resim yaptığını söylediniz siz. Evet hocam. Ayşe evet. İki ayağıyla çok harika resimler yapıyor. Yani Instagram'dan da kendisinin resimlerini görebilirsiniz. Yani ona bakacağız. Yani bu bu müthiş bir şey. Yani bunun şeyi yok, ötesi yok böyle bir şeyin. Yani bunun üzerine söylenecek hiçbir şey yok. Aranacak bir şey de yok. Hı hı. O yüzden ben kendisini de tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz katkılarınız, evet. Görüşleriniz için. Eyvallah. Sağ olun. Evet, biz de zaten gerçekten vurgulamak istediğimiz her birimizin bir bütün olduğu, olması gerektiği bugünlerde vesile oluyor ama çok haklısınız. Her gün buna vesile olmalı. Bu arada soruları da ben almaya başlayayım. Beyli hocamız da bir soru sormak ister. Akif, Beyli hocamızın mikrofonunu açar mısın? Bugün ekran ayarlarını Akif birlikte alacaktı ama bir sıkıntı yaşadık galiba. Fakat soru için Beyli hocama söz verelim. Bu arada ben de arkadaşların yazdığı soruları okuyayım Harun hocam. Mustafa Çakıroğlu sorusu şu: bilim tarihinin sosyolojik yani eksternalist bakışla materyalist bakış aynı şey midir? Dışsalcı bakışla materyalist aynı şey midir? Hoca aynı anlamda mı kullanıyor demiş. Bir onu da söylemiş olayım. Bu arada Beyli hocanın da mikrofonu açıksa Beyli hocayı da alalım. Satı bir sıfata gerek yok deyip Musa hocamıza katılmış. Olabilir tabii ki ama illaki kullanıyoruz, ifade ediyoruz. İfade ederken kullandığımız kelimeni değiştir, hayatın değişsin. Belki bundan yola çıkarak vizyonumuzu genişletmek amacıyla bu soruyu sorduk. Ama her fikri açığız ve tabii ki hepsi birer katkı. Bir söz hakkı vermek istiyorum Duygu Hanım'a. Ayşe Işık bugün konuk sunucumuzla birlikte katılmıştı kendisi. Duygu Hanım, sorunuzu isterseniz mikrofonunuzu açık olarak da sorabilirsiniz Harun hocamıza. Buyurun. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Çok güzel bir etkinlikti. Çok beğendim. Emeklerinize sağlık. Ayşe arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Ben aslında yani ne kadar yapabiliyorum bilmiyorum ama Türkiye'de bilimsel çalışmalar yapmaya çalışan bir mühendisim. Bir teknoloji şirketim var. Buluşlarımız, patentlerimiz var. PCT, dünya yani uluslararası alanda. Yalnız şöyle bir problem var aslında. Ben ilk bu yola çıktığımda şunu fark ettim. İlk buluşum zeytin çekirdeğinden plastik üretmekti. Biyoplastik, çevreci plastikler. Ama ülkemizde değil, bence globalde de yani Silikon Vadisi'nde de yer aldım. En büyük problem şu: siz bir fikirle bir yatırım alıyorsunuz ya da işinizi ilerletmek için sonuçta maddi bir kazanca ya da maddi bir yatırıma ihtiyacınız oluyor. Sonuçta ben ilk başta evde yapıyordum, sonra bir laboratuvar kurdum. Ve sistem öyle bir noktaya getiriyor ki sizi ne yazık ki işte birinci yılın sonunda hadi satmalısın, daha çok para kazanmalısın, daha çok buluş yapıp
daha çok teknoloji üretim ve siz ne kadar o idealist yaklaşımın içerisinde olsanız bile bir noktada artık günün sonunda gelir elde etme kısmına geçmek zorundasınız. Ve bazen hedeflediğim bilim, yani benim bugün hedeflediğim ürünün %30'u şu an sattığım ürün. Ama sizin aylarca, yıllarca Ar-Ge yapmanıza da izin vermiyor aslında sistem. Bizim gibi düşünen birçok startup kurucusu var ya da birçok mühendis, birçok bu alanda çalışan arkadaşlarım var. Ve biz bu arada sıkışmışlıkta bazen gerçekten kendi karakterimiz, kendi ideallerimizin dışına da çıkmak zorunda kalıyoruz. Bizlere önerileriniz nelerdir? Ve ben gerçekten yaptığım işi çok seviyorum. Ama günün sonunda hiçbir gün ne kadar para kazandığımla ilgilenmemem, yani ilgilenmedim. Ama bir şekilde ilgilenmek zorunda bırakıyor insanlar sizi. Ve biz aslında biraz da anlaşılır olan tarafta değiliz. Yani daha ötelenen, anlaşılamayan birçok toplantıda belki de aslında bu düşüncemizden dolayı eksik görülen taraftayız. Böyle baktığımız için. Bizlere önerileriniz nelerdir bunu merak ediyorum. Duygu Hanım, Duygu Hocam çok teşekkür ederiz katkınız. Ben teşekkür ederim. Harun Hocam, anlattıklarınızın tecrübi bir ifadesi gibi oldu aslında. Güzel bir soru oldu bence. Buyurun evet. Hocam. Yani işte bu mesela Duygu Hanım'ın yaptığı şeyi ben pratik doğacılık diyorum kitabımda. Çünkü bir şey var yani hani ben hani insanların bilgiyi sevdiğini, bilgi aradığını düşünüyorum. Fakat bilgiyi aramak için gerekli ideal koşulların çoğu zaman toplum tarafından sağlanmadığını da biliyorum. Ve bu koşulların ne kadar iyi, bu koşullar ne kadar iyi sağlanırsa insanın bilgi araması o kadar kolay ve verimli oluyor diye düşünüyorum. Yani şahsi görüşüm bu. Ve şeyi de düşünüyorum. Yani hani en azından şu yaşadığımız dünyada böyle hani doyasıya bilim yapmak oldukça zor bir şey. Yani düşünseniz 12 sene bilim eğitimi alıyor insanlar. Bilim kurumları her yerde ve bol sayıda var. Fakat buna rağmen hani öyle koşullar yaratılıyor ki bilim için bilim yapmak, bilgi için bilgi aramak oldukça zor hale geliyor. Bu evet, bu mesela ben buna şey olarak bakıyorum. Yapısal bir problem olarak bakıyorum. Bu yapısal problemin temeli de bana sorarsanız pek çok insanın da bilgiyi önemsememesi. Yani hani hani bilginin çok önemli olmadığı, hani yalan haber, yalancılığın falan da gayet şey olduğu, yani geçerli oldu işte Amerika'da Trump'ın yaptıkları hani yani çok yaygın olduğu, en azından toplumun %50'si de bunu destekliyor. Yani hani burada da şey demek lazım, yani hani bir idealizmin de bir şeyi var. Hani belki bir sürü insanda böyle bir bilgi arayışı içinde değil ve bilgi arayışında olan insanlara da çok sevgi veya nasıl sıcak duygular beslemiyorlar belki de. Dünyamız böyle bir dünya, biraz çeşitli insanlar var. Ama şeyi anlıyorum, yani problemi anlıyorum. Şeye bakarsanız yani temel bilimler bile, temel bilimler için verilen hibeler de 3 senelik, 5 senelik. O 3 sene 5 sene içinde belli miktarda makale basmanız gerekiyor vesaire vesaire. Ama siz mesela atıyorum araştırma konusu sizin 30 sene araştırma yapmanızı gerektiriyorsa bunun için bir para yok maalesef. O yüzden hani belli şeyler rağbet görüyor. Belli şeyleri belli miktarda yapabiliyorsunuz. Doyasıya yapamıyorsunuz yani. Çünkü böyle bir yapı yok günümüz dünyasında. Teşekkür ederiz Harun Hocam. Duygu Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz gelin biraz Bosna Hersek rüzgarı estirelim. Ne dersiniz? Slobodan Hocam, size söz vermek isteriz. Mikrofonunuzu... Buyurun hocam. İlk önce hepinizi sıcak sarılmak istiyorum böyle. Bu uzaklığı, aramızdaki uzaklığı gidermek için. Ama sonra Harun hocamıza teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Bazı benim bilgilerim içinde bazı lakunaları doldurdu ve yere bazı eksiklikleri giderildi ve yerine oturuldu. Çok teşekkür ederim. Benim fazla söyleyeceğim ve soracağım bir şey yok. Gerçekten güzel bir teşekkür dışında.
Şimdi bugün gelirler günü ile ilgili. Siz de yerindeyse benim memleketimden bir atasözü sizinle paylaşmak istiyorum. Genellikle kumar ve bizim hayatımız bir şekilde kumardır. Yani elimizde bir şey var ve bununla dağıtıyoruz daha fazla ve hiç olmazsa aynı da kalmaya çalışıyoruz. İyi oyuncu şansa güvenmiyor. İyi oyuncu elinde olan kağıtları iyi kullanmayı biliyor. Yani işte Musa hocamız, ben de Allah veya şapka fazla saçlara izin, çıkmaya izin vermedi. Bununla hayat boyu mu üzüleceğim, yoksa tıraş edeceğim ki diyeceğim evet aslında ben kel değilim yani, sadece böyle modayı takip ediyorum gibi. Sadece bu biraz şaka indiriyorum. Çok daha ciddi şanssızlıklar var hayatta. Bizim misafirimiz onlardan biri, gerçekten zor bir durum. Ama zor durumu dediğin gibi elinde olanı anladığım kadar muazzam bir şekilde kullanmayı, farklı yetenekleri hatta vücutla yapılacak, sadece fikirle değil vücutla yapılacak bir sürü faaliyetlere büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş. Gerçekten tebrikler, yani tebrikler değil, hayranlık hissediyorum. Benden bu kadar. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz hocam. Her seferinde sizden bir atasözü öğreniyorum. Birincisi, hırsız polisten önce koşar. Önce öyleydi değil mi hocam? Böyle bir Bosna atasözü söylemiştim. Her zaman polisten iki adım ileride, evet. Hırsız her zaman polisten iki adım ileridedir. Bu da ikinci atasözünüz oldu. İyi bir oyuncu kartlarına güvenmez. Şansa güvenmez, elindeki kartları iyi kullanır. Bu da ikinci Bosna atasözümüz oldu. Teşekkür ediyoruz. Benim çok Bosna atasözü değil, benim aklıma geldi ama böyle biraz halkıma yapıştırıyorum yani. Çok çok güzel oluyor hocam. Teşekkür ediyoruz. Biz de farklı kültürlerde benzer duyguların farklı ifadesini böylece öğrenmiş oluyoruz. Bir şey söylemek istiyorum. Tam Berk Akı, söylediklerini, yazdıklarını okudum. Katılıyorum. Zaten o yüzden böyle bir etkinlik yaptık. Ayşe Hanım'ı konuk aldık. Tabii ki her zaman doğru. O konuda Musa Hocam'a sonuna kadar katılıyorum. Tek bir gün asla olmamalı. Ama hiç olmamasındansa, hiçlikten onunla kıyaslarsak, bir gün bile katkıda bulunabilmek için yine de olmalı diyorum ben de. Tam Berke'ye de teşekkür ediyoruz mesajı için. Okuyabilirsiniz buradan. Hocam, Harun Hocam, chat kısmından soru alalım mı? Alalım, ben de şey yapayım. Yeri kaybettim. Ben hemen o zaman Tam Berke'yle devam edeyim tekrar. Tamam. 20. ve 21. yüzyılda eski bilime, modern bilime bakış açısı nasıl değişti? Özellikle materyalist perspektifte soruyor. Yani bu soruyu alalım. Tam Berk biraz uzun, o yüzden biraz kısaltarak aldım. Hocam, okumak ister misiniz tekrar? Yok, ben şimdi şeyi okuyorum. Evet, biraz bilim tarihini süreklilik içinde mi gördü diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Yok, mesela bu benim bahsettiğim kişiler dünya bilim tarihini bir süreklilik halinde görmüyorlar. Ki benim mesela hani yine kitabımda Marksist görüşe biraz eleştirim bu. Çünkü şey gibi bir durum var. Yani ortada bir birikim olmadan bir şeyin devrimi olmuyor. Yani atıyorum bilim dediğimiz şey... Hani spontan bir şekilde birden gelişen bir şey değil. Yani çoğu zaman bilim dediğiniz şey bütün insan medeniyetinin diyeyim yani yüzyıllardır, bin yıllardır biriktirdiği bir şeyleri ilk önce şey yapıyor, hazmediyor, bunun üzerine bir şey ekliyor. Yani bu birikim kısmının göz ardı edilmesi tabii şey, bana sorarsanız biraz mesele, sorun. Yani bu Marksist bakış açısının özellikle bir eksikliği bu.
süreklilik içinde ama görmüyorlar. Yani bana sorarsınız hani tabii ki çok şey değişiyor. Bilimsel bilgi üretimi bir noktadan sonra gerçekten çok hızlanıyor. Bu tip şeyler var. Fakat bunların mümkün olması için zaten bilim diye bir şeyin olması lazım. Mesela bana sorarsanız hani Aristo olmadan fizik diye bir şey yok. Çünkü bütün fizik, herhangi bir yerde bütün fizik ya Aristo fiziği ya da Aristo fiziğine bir cevap. Ve eğer şey gibi bir şey oluyor, yani cevap vereceğiniz bir şey yoksa o zaman fizik de yok. Yani hani orada mesele bence gayet basit. Yani o güne kadar birikmiş fiziği ilk önce nasıl diyeyim, açıklamanız veya onun bir şekilde ona cevap vermeniz gerekiyor. O birikime erişmek bana sorarsanız zaten büyük ve zor olan mesele de bu. Yani hani bugün bir fizik devrimi yapacağım deseniz ne yapmanız gerekir? Şimdiye kadarki fiziğin tamamına hakim olmanız gerekir ve buna bir cevap vermeniz gerekir. Hani bana sorarsanız birikim zaten orada önemli. Marksist bakış açısında bu pek yok. İkinci Dünya Savaşı veya sonrasında materyalist perspektif bilim tarihinde nasıl etkilendi demişsiniz. Ya materyalist perspektif dediğim gibi yani çeşitli şekillerde devam ediyor. Hani teori yerine pratiklere bakıyorsanız işte nasıl diyeyim, hani ön sıra kahramanlar işte Newton'dur, Galileo'dur falan bu insanlardan ziyade hani arkada kalmış, arkada bırakılmış insanlara bakıyorsanız bilimin mesela belli bir sınıfın sınıfa ait bir şeymiş gibi görüyorsanız, hani bunlar hep materyalist perspektif soy ağacından gelen şeyler. Ondan hala devam ediyor derim. Sadece benim burada yapmaya çalıştığım hani bu bugün hani artık doğallaştırdığımız, içselleştirdiğimiz belli bilim tarihi bakış açılarının nasıl ortaya çıktığıydı ve oradaki beni anlatmaya çalıştığım yine 1930'larda daha çok Marksist düşünürlerin ve daha çok Marksist bilim insanlarının ortaya attığı görüşler bugün de dediğim gibi aramızda var ama görüşler 1930'larda. Teşekkür ederiz Harun Hocam. Mustafa Hocam ve Beyli Hocam bizlerden müsaade istedi. Müsaade sizin hocam, teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Ben Harun Hocam, sizi de vaktinizi biliyorum çok fazla almak istemiyorum. Sadece hızlıca soruları buradan chat kısmından okuyayım, arkadaşlarımız da belki hepsine toplu bir cevap da verebiliriz. Hakan Semiz bizim yüksek lisans öğrencilerimizden, bilim devrimi döneminde çalışmalar yapmış olan bilim insanlarından hangisi döneme daha çok damgasını vurmuştur demiş. Şimdi hızlıca birkaç soruyu birden alayım. Bilim tarihine sosyolojik bunu okuduk. Geçiyorum. Kusura bakmayın, chat kısmı biraz bugün kalabalık. Evet, Mustafa Çakıroğlu. Türkiye'de bilim tarihi yazıcılığı çoğunlukla kronolojik ve internalist perspektiften ele alındığını düşünüyorum. Hocam katılır mı demiş. Mustafa Gündoğan, Kuhn'un Coire çizgisindeki görece non-materyalist tezinin 70'lerde ve sonrasında çok konuşulması, popüler olması, zamanın politik atmosferi içinde yani soğuk savaş çerçevesi içinde bir politik anlamı vardır denebilir mi demiş. Hocam devam edebilir miyim Harun Hocam? Bir soru. Burada bir ara verelim çünkü bundan sonra aklımda tutamayacağım. Yani. Bunlar bir şey sorular, büyük sorular. Buyurun. İlk olarak bu yani kim en çok damgasını vurduğu sorusuna değinmek istiyorum. Bugün de böyledir, her zaman böyleydi. Bilim nasıl diyeyim, çok yüzeysel şeyler haricinde topluma pek damgasını vurmaz. Şöyle işte yakın zamanda bir şey basıldı. Newton Principia eserinin işte annotated census, yani herkes hani kaç nüshası var, nerelerde, bunlar şey oldu. Moti Feingold, Caltech'ten Moti Feingold yaptı bunu. Sanırım bir de biriyle yaptı ama onun adını şimdi hatırlamayacağım. Fakat neticede şu çıkıyor. Bu kadar önemli bir eser, işte bizim artık lisede okuduğumuz fiziğin temeli olan eser bu. Ve hesapçı çok da önemli, yani Newton'culukla kasılıyor, kavruluyor 18. yüzyıl gibi bir şey var. Tabii yani çok böyle nasıl diyeyim,
yüzeysel anlamda bir Newtonculuk var ve anlamı da çok değişken. Yani Newtonculuk çok farklı şeyler olabiliyor. Fakat Newton'un bu kitabında böyle hani ciddi bu kitabı okumuş, kenarına not almış falan bütün Avrupa'dan bahsediyorum. 18. yüzyıl boyunca, yani kitabın basılmasından sonraki 110 yıl boyunca 20 kişi var. Ya bilim biraz böyle bir şey. Gerçekten hani çok daracık bir zümrenin hani ciddi şekilde yaptığı, yapabildiği bir şey. Bunu sadece paylaşmak istiyorum. Ama şey olarak baktığınızda hani kim damgasını vurmuş derseniz hani Newton. Ama şey gibi yani mesela biz atıyorum Stephen Hawking'i beğeniyoruz. Stephen Hawking'in yaptığı işleri kaçımız anlayabiliyoruz? Yani onu anlayabilen bir avuç insan var. Ve bu dediğim gibi bana sorarsanız zamanla çok da değişen bir şey değil. Yani hani bilimin içeriğini anlayan insanların topluma oranı çok şey yapmıyor, çok değişmiyor yani. O anlamda evet, bu parantez içinde cevabım Newton olur. Şimdi 1970'ler Soğuk Savaş çerçevesi içinde politik anlamı var mıdır derseniz, tabii şey var yani hani 60'lar, 70'ler, özellikle 50'lerin, 60'ların şeyleri var. Yani İngiltere şeyi biliyorsunuz yani 50'lerde, 60'larda artık çok şey kalmıyor yani çok zayıflıyor diyeyim Amerika'da Marksizm. İngiltere genelde bu tip düşüncelerin merkezi haline geliyor. Ve mesela 50'lerin, 60'ların İngiltere'sinde yazılan Marksist eserleri okuyup hani bunların üzerine bilim sosyolojisi kuran insanlar mesela işte şey Steve Shapin ve Simon Schaffer bu nasıl diyeyim yani bilimle ilgili olmayan ama Marksist bu dönemdeki Marksist yazının üzerine bayağı şey yapıyorlar. Özellikle bu şey 17. yüzyıldaki İngiltere'deki iki tane devrim oluyor 1648-1688. Bunlar üzerine Marksist perspektiften yazılmış şey, çizilmiş şeyleri epey iyi okuyorlar. Yani bir şey var orada. Nasıl diyeyim? Hani bilim tarihçiliğinde materyalizm artık gümbür gümbür yok ama bir materyalizm var ortalıkta ve bilim tarihine de bir şekilde sızıyor derim. Şimdi tabii 1970'lerde olan başka çok önemli bir şey Michel Foucault. Yani Michel Foucault'un bakış açısı çok farklı tabii. Yani materyalizmde olan maddi gerçeklik meselesi çok kalmıyor Foucault'da. Foucault'da dediğim gibi daha çok şey, her şeyin metin olarak görülmesi gibi bir mesele var. O anlamda şey de enteresan geliyor bana. Mesela Fransa'daki Anal Okulu'nun pek çok işte bu mantalite şeyi var, projesi var ve bu mantalite üzerine yazılan, çizilen eserlerde bazen olan şey hani gerçekten büyük ölçekli araştırmalar vesaire var. Bu mesele artık 1970'lerden sonra kalmıyor. 1970'lerden sonra hani Foucault özellikle bu entelektüel ve bilim tarihinde çok daha baskın hale geliyor. Araştırmaların doğası değişiyor. İşte bu dediğim gibi Anal Okulu akulun takip eden hani yüksek büyük ölçekli çalışmalar artık o kadar yapılmıyor Foucault'cu bakış açısından. Mesela Brodel'in Akdeniz isimli kitabı çok önemli bir eser veya işte şey Medeniyet ve Kapitalizm eseri yani çok önemli bir eser. Mesela bunlara karşı gelecek, bunlarla örtüşecek bir bilim tarihi yok. Ve yani şu anda da artık kim yapar, yapılabilir mi bilmiyorum. Ama neticede 1970'lerde bir kırılma var. Ve bu daha çok Foucault ile ilgili. Bunu da eklemek isterim. Yani materyalizm bilim tarihçiliğine sızsa da, çeşitli öğeleri hala çok aktif olarak kullanılsa da bir materyalist tartışma, canlı olarak bir materyalist tartışma görmüyorum ben şu anda bilim tarihçiliğinde. Soğuk Savaş da tabii önemli. Ama yani o da çok büyük bir mesele. Uzmanı da değilim zaten. Teşekkür ederiz Arun Hocam. Devam ediyor musunuz? Bir son bir arkadaşımızın sorusunu alalım ve onunla da programımızı kapatalım hocam. Uygun mudur Arun Hocam? Tabii buyurun. Zehra yine bizim bilim tarihi öğrencilerimizden. Acaba bilim tarihi metinleri modernizmden sonra kurguladığı insan doğası tasarımını bilimi araçsallaştırarak mı yapmaktadır demiş. Ve sanırım ben kontrol ettim.
almadığım soru kalmadı. Eğer varsa son Harun Hoca bu soruya cevap verirken yazabilir. Ama süremizin de sonuna geldik. Tüm soruları da aldık. Harun Hoca'ya da çok teşekkür ediyoruz. Son sorumuzu da kendisine yöneltelim. Sonra hep birlikte programı kapatalım. Buyurun hocam. Ya teşekkür ederim. Soruyu anlamadım desem. Soruyu o zaman tekrar bakalım. Tekrar bakıyoruz. Hocam bir saniye yukarıdaydı. Aşağı inince. Zehra şöyle sormuş. Acaba bilim tarihi metinleri modernizmden sonra kurguladığı insan doğası tasarımını bilimi araçsallaştırarak mı yapmaktadır? Yani yani açıkçası ona diyeceğim çok bir şey yok. Yani modernizm nedir orada, ben mesela onu bilmiyorum. Hangi o dönemden zaman şöyle bahsediyoruz? Diyelim. Zehra kendisi de katılımcı olarak burada. Zehra, istersen mikrofonunu açarak sorunu biraz daha net sorabilirsin. Ayrıca ben şuradan soran arkadaşlara da cevap vereyim. Bizim programlarımız YouTube kanalımızda programdan yaklaşık bir gün sonra, yani çok da fazla vakit almadan ekleniyor Bilim Tarihi Sohbetleri kanalına. Dolayısıyla oradan takip edebilirsiniz, sorularınıza cevap veriyorum. Ayrıca güzel geri bildirimleriniz için Selin Hanım teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ediyoruz. Evet, Zehra Fatıma Tüzzehra ismi biraz daha farklı olduğu için hangi Zehra diye sormuşlar. Zehracığım, söz almadığına göre sorunu tam anlayamadığımız için ertelemiş oluyoruz. Ama söz alıyorsan bekliyorum. Hocam çok vaktinizi almayayım ben de, yani yeterince zaman kısıtlı. Şöyle, bilim tarihi metinleri bir insan doğası tasarımı var. Yani her dönemde materyalizm de bunu yapmış, idealizm de bunu yapmış. Ama modernizm sonrası Descartes'le başlayan Kartezyen felsefesi sanırım insanın akılcı yönüyle, yani doğal olmayan metafizik yönünü bir tarafa bırakarak sadece akılcı insan tasarımı var etmeye çalışmış. Şimdi bununla ilgili son dönem metinlerine baktığımda da Feyerabend'in Yönteme Karşı kitabı, Popper'ın yanlışlanabilirlik üzerine kurduğu paradigma, tüm bütün bunlarla bir insan tasarımını var etmeyi mi amaçlıyor yeni bilim metinleri? Evet. Yani sanmıyorum. Sanmıyorum diyeceğim. Hani bir insanı akla indirgeme meselesi, yani çok da ben bunu göremiyorum. Yani Descartes'tan sonra bile işte mesela Descartes'ı takip, yani bir nasıl diyeyim, Descartes'ı çıkarabileceğiniz bir yer Lametri. Lametri'de insanın tamamen bir makine olduğunu, maymundan da çok bir fark olmadığını düşünüyor. Bu 18. yüzyılın ortasında düşünülüyor. Yani çok esasen farklı görüşler var. Yani ondan tek bir şeye indirgeyebilir miyiz bilmiyorum. Yani Feyerabend'de de ben şey görüyorum mesela, metoda karşısında falan. Yani bilim esasen öyle, yani bir metodu falan yok. Öylemesine bir şeyler yapıyoruz ve bir şeyler buluyoruz gibi bir görüşü var. Hani onun da hani rasyonel özneye indirgediğini zannetmiyorum insanı. Yani çeşitlilik var gibi geliyor bana. Ondan bir şey diyemeyeceğim sanırım bunun ötesinde. Teşekkür ederiz Sarın Hocam. Zehra, sanırım cevap olmuştur soruna. Harun Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bilim tarihi için çok kıymetli bir sunum, bir altyapı niteliğinde. Tüm katılımcı hocalarımıza, arkadaşlarımıza katkıları için, dinledikleri için de teşekkür ediyoruz. Ve ben özel olarak da bugün beni kırmayıp gerçekten cesaretle sunumu yapan Ayşe Işık Hanımefendi'ye de özel teşekkür ediyorum. Ve tekrar Dünya Engeller Günü kutlu olsun ve unutulmasın. Tabii ki her zaman hatırlansın ve bir bütün olmayı hiçbir zaman unutmayalım.
Teşekkür ediyorum. Her birinize iyi akşamlar diliyorum. Harun Hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de hepinize iyi akşamlar diliyorum. Peki. Teşekkür ederiz. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.